Olay tarihi 2015 veya 2016. Hani bunun net bir tarihi belli değil. Zaten yerel mahkeme vermiş olduğu kararda şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanığın 17 yaşında olduğundan alt sınırdan ceza verdi. Mağdur 2015-2016 yıllarında kuzeni olan sanık tarafından defalarca istismara uğruyor. Mağdurun anne ve babası o dönem ilçe dışında, çocukların hastalıkları nedeniyle ilçe dışında olduğu için mağduru anneanne evine bırakıyorlar. Ve maalesef bu evde çocuk defalarca istismara uğruyor. Daha sonra mağdurun anne ve babası çocuklarını kaybettikten sonra tekrar mağdurla aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Akabinde mağdurun hareketlerinde bir takım değişiklikler fark ediyorlar ve bu durumu psikologla paylaşma gereği duyuyorlar. Psikolog burada da zaten ifade verdi kendisi. Bir takım resimle, çizimlerle, yorumlatmalarla bir mağdurun yaşadığı olayları öğreniyor. Daha sonra buradaki mahkeme mağdurun yaşı gereği yalan beyanda bulunamayacağını belirterek cezalandırmasına karar verdi sanığın. Daha sonra ne yazık ki üst mahkeme, İstinaf Mahkemesi mağdurun bu olayları 1-2 sene sonra anlatmasını gerekçe göstererek hani doğrudan beraat kararı verdi. Takdir edilir ki bu yaştaki bir çocuğun haklarını bilmesi, olayları doğrudan ifade edebilmesi zaten mümkün değil. Ama ne yazık ki İstinaf Mahkemesi mağduru dahi dinlemeden, yeni bir ortaya hiçbir delil çıkmadan bir beraat kararı verdi. Öyle ki beraat kararı verirken de bize son sözlerimizi bir de sormaktan kaçındı. Şu anda bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Tanık mağdurenin annesinin ve babasının şehir dışında olmasını bilerek bu olayları sana yaptıklarımı anlatırsan anneni öldürürüm, seni öldürürüm, boğazını keserim şeklinde tehditlerde bulunuyor. Ve dolayısıyla mağdurenin bu olayları anlatmasındaki en büyük neden bu tehditlere uğraması. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen İstinaf Mahkemesi'nin olayların geç dillendirilmesine dayanarak beraat kararı verilmesini gerçekten anlayamadık. Yani biz kendimizce bir gündem oluşturmaya çalıştık. Çünkü anne ve baba hiç şikayet hakkında kullanmayabilirdi. Ama bu şu anlama gelmemeli. Hani 10 yıl boyunca bir istismara maruz kalan çocuk bunu 11. senede anlatabilir. Bu geçen 10 yıllık sürede mağdurun başından geçen istismara rıza gösterdiği anlamına gelmez. Burada bir çocuk hakkından bahsediyoruz. Yani umarım iyi bir neticeyle Yargıtay'dan dosya dönecektir diye düşünüyoruz.